Tak geri canlarım. Video sen canlarım bugün. Harbiden çok hevesliyim. Dün videoyu attık. Herkes çok beğendi. Eleştiriler yapıldı. Onlara dikkate aldım. Camı biraz beğenmemişsiniz. Ben de sol tarafa çektim. 720'ye 1280 modunu aldım. Hem böyle daha güzel gözüktüğünü düşünüyorum. Hem de map tarafını kapatmıyor. Bugün üniversite anılarım serisindeyiz. Bu anı videosundayız. Ve bana en çok sorulardan birisi, artık gençlik ne kadar umutsuzsa, ben umutsuz değilim asla bu arada. Üniversite okumaya gerek var mı? 4 yıl okuyup şu kadar maaş alacağız diyen çok fazla insan var. Buna bir açıklık getirmek istiyorum kendimce. Canlarım, öncelikle diyeceklerimi aha bu öğretmen o yüzden böyle diyor diye düşünmeyin asla. Gerçekten düşüncelerim, yani karşınızda can kardeşiniz, can abiniz varmış gibi düşünün. Zaten öyle düşündüğünüzü biliyorum. Üniversite her ne olursa olsun, bak bu çok geniş bir cümle. Her ne olursa olsun okunması gereken bir eğitimdir. Abi okumak gerekiyor. Çünkü eğitimin tek vasfı sana diploma vermek, seni bir kademeden bir kademeye çıkarmak değildir. Eğitimin informal ve formal olarak iki tane durumu vardır. Burada senin okulda gördüğün eğitim, matematik, fen, Türkçe ya da üniversite gördüğün herhangi bir dersi düşün. Bunlar size sadece o derslerin içeriğini katmaz. Size çevre de katar aynı zamanda. Masterinin bir derdi varmış ama onu çözeriz. Eğitimde, üniversitede, ilkokulda, lisede, şu anki arkadaş çevrenize bakın. İnsanların yarısından fazla sizin okul, hatta %80'i de neredeyse akrabalar dışında okul sayesinde tanıdığın insanlar. Hatta doğrun olmasa da çok fazla okul sayesinde tanıdığın insan var. Mesela senin çok yakın bir arkadaşın var sınıftan. Onun mahalleden bir arkadaşıyla tanışıyorsun. Okulda tanıştığın bir arkadaşın sayesinde başka bir insanla daha tanışıyorsun. Yani eğitimin böyle bir çevre katkısı var insana. Küçük yaştan itibaren çevren genişliyor. Potansiyel kız arkadaşını buluyorsun belki de. Üniversitede. Mesela ben şu an lise aşkımla birlikteyim. 6 yıllık bir ilişkimiz var. Ama efendim şunu diyorsan, işte benim derslerim çok iyi değil. Derste çok çalışmadım. Üniversite okuyup vakit kaybedeceğime gideyim bir işte çalışmaya başlayayım. Kendi işimi kurayım falan filan falan filan. Bu şu aralar çok revaçlı olan bir durum. Bizim zamanımızda da var. Ha, bunu da şuna çevirebiliriz. Hiç olmasa bile. Yani bir yerde bir eğitim görmeye devam et abi. Yani bir yerde bir eğitimin devam etsin. Hayat boyu öğrenim misalinden. Çünkü salmamak gerekiyor. Hayata erken başlamış oluyorsun. Benim hayatımın en güzel yıllarının üniversite olduğunu ben her zaman biliyordum. İnsan lisedeyken diyor ki, üniversite kazanayım, başka bir şey istemiyorum. Gerçekten bunu diyordum. Hatırlıyorum. Üniversite kazandığım ilk günde, ya ben gerçekten bunu istemiştim ve başardım dedim kendime. Çok mutlu oldum. Ama şunu da fark ettim. Bir bakmışım insanlar başka kaygılar içine girmiş. Aa işte üniversite kazandık ama atanacağız mı? İş bulabilecek miyiz? Şu olacak mı? Bu olacak mı? Ve sonra düşündükçe, ulan atansak, iş bulsak, bir şey yapsak, bu sefer de diğer bir yol çıkacak önümüze. Çocuk olacak, evlenmek, para meselesi, yükselme meselesi, çocuğa bakma, çocuğun okulu bilmem, dertler asla bitmeyecek. Bunu üniversite birdeyken bir fark ettim. Kafam böyle aydınlanma yaşadım kendimce. Ondan sonra hayatımın her saniyesini, ki her zaman öyle yaşıyordum, sadece artık o anları bile bilinçli yaşamaya başladım. Keyif almak için, eğlenmek için yaşamaya başladım. Bir şey yapıyorsam, abi ağlamayacaksın. Hani yarın mesela bir tane sınavım var gibi düşünün. Vize haftam geliyor zaten. Ay işte ben bu derse çalışmadım, ne yapacağım, geçebilecek miyim diye ağlama. Ağlamayacaksın abi. Osmanlıca dersini 2 sene alttan aldım, 3. senede verdim. 2 tane Osmanlıca dersim vardı. Hiç ağlamadım ama hani seneye veririz, seneye veririz dedim, en sonunda verdik. Ya bir şekilde veriliyor. Hiçbir insanın hayatı kaymıyor yani, bir dersi veremiyor, bir dersten geçemiyor, bir şeyle başarısız oluyor diye. Her zaman devam edeceksin ve bu süreçte de hı demeyeceksin. Yaparım bir ara diyeceksin, keyif almaya bakacaksın. Bir de şu ara kulağa çok mantıklı gelen ama asla benim için doğru olmayan bir durum var. Onu da paylaşmak isterim sizinle. Abi şöyle bir durum. İnsanlar diyor ki kendin için yaşa. Sen ne yaparken mutlu oluyorsun o işi yap diyorlar. E doğru mantıken. Bunu yapmalıyız. Kimseyi önemseme, şunu yapma, önceliklerin kendin olsun diye insanlar. Hatta bazen gece yatarken psikologların podcastlerini dinliyorum. Onlar da her zaman aynı şey diyor. Ama mesela benim hayatta gerçekten var olmamın sebebi denecek bir insan annem. Mesela ben annem için yaşarım. Ben bir iş yaptığım zaman annem mutlu olsun, annemin yüzü gülsün diye yaşıyorum mesela. Ya da o bir şeyden üzülmesin diye bazı şeylerden feragat ediyorum. Hayatta yani herkes için değişiktir bu. Benim için annem değerli bir şey yok. Onun için yaşıyorum desem yeri. Yani sen de ölmek için yaşıyorsun gibi kanka. Sen de ölmek için yaşıyorsun gibi ama. Bu dipnotları geçtiğimize göre
Bir anda üniversite yaşamımıza gelelim. Üniversite 1'e geçtiğim zaman psikolojik olarak kötü bir dönemdeydim. Hassas şeyler yaşamıştım. Çok bahsedemeyeceğim durumlar. Aydın'a geldim. Yurdumuz tutulmuştu. Yurtta ilk gecemiz. Sosyal bir tip olduğundan çevredeki herkese böyle gittim. Sataştım derken yanına gittim. Kanka gel işte ilk gün aşağı gidelim bir kahve bilmem ne muhabbet yapalım dedim. Topladım tüm koridoru mesela. O dönem odadaki. Herkes geldi abi. Master. Ne yapıyorsun? Herkes geldi aşağıda 10-15 kişi muhabbet ettik. Yurdun ilk günü. Pazartesi günü ders var. Pazar günü herkesi topladık muhabbet etmeye başladık. İnsanlarla aram çok iyiydi. Ama insanı tanırdım. İyi oluyor ama ileride bununla işim olmayacağını ya da anlaşamayacağımızı bir şekilde anladım. Kafa yapısı uymuyor. Onunla takılmaktan zevk almıyorum. Onun için aynı şeyler yaşanabilir belki. Sonra yavaş yavaş bu ortam sadeleşmeye başladı. 3-4 adam derken üniversitenin benim salt kadrom, kemik kitlem bir anda oldu. Has adamlarım. Biri şu an ev arkadaşım, biri de hemen dibimizde oturan başka bir arkadaşım. Aa, bu adamlar üniversite başladığından beri benim yanımda oldu. Üniversitenin şöyle güzelliği var. Hani ilk başta benim bu işte eğitimin tek vasfı mezun olmak ya da diploma almak değil dedim ya. Ondan gireceğim abi. Bu arkadaşlarımdan birisi Muğla'lı, birisi Balıkesir, Bursalı. Ben Alanyalıyım, birisi de İzmirli. O arkadaşlar sayısı tak 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 onların memleketlerine gittik, gezdirdi abi onlar. Ben onları Alanya'ya götürdüm, onlar kendi memleketlerine beni götürdü. Bu şekilde bir gezinti muhabbeti oldu. Master yeter be kardeşim. Oğlum ne adamsın. Lan Master iyi, lan Master iyi. Abi yanı oldu orada Drake'i alıyor. Kafayı yiyeceğim şimdi ya. Ağlamak istiyorum şu an. Yani şu an ağlamak istiyorum abi sadece. Sonra üniversitenin birinci günü muhabbetleri standarttır. Okulumuza gittik mis gibi. İlk dersimiz Osmanlıcaydı. Lanet ders. Neyse. Orada ders çıktıktan sonra fakültenin önünde dışarıda muhabbet ediyoruz. Sigara içenler vesaire takılıyoruz. Herkes yalnız. Sonra ben dururken bir arkadaş yanıma geldi sınıftan. Hey kanka sen de bizim sınıftaydın gördün falan. Aa kanka merhaba adın ne? Ben sen bizim oğlan. Bir arkadaşımızla beraber tanıştık. Kafa dengiydi. Bana göre bir insandı. Gel dedik kanka kahve içelim beraber. Gittik kantine kahve içiyoruz. İki tane arkadaş. Yeni tanışmışız. Sonra yanımıza tak bir anda bir tane kız geldi. Oturabilir miyim dedi. Buyur otur dedik. Ne diye oturma mı diyeceğiz üniversitenin ilk günü. Kız geldi oturdu. İşte ben de sizi gördüm aynı sınıftayız. Muhabbet goy goy derken biz bir üç arkadaş samimi olduk. Yani üniversitenin ilk günü. Biraz girişken olmak lazım. Pek suskun olmamak gerekiyor. Ya bir de şöyle bir sıkıntımız var Çetin. Ben hala üniversite okuduğum için ve bu insanlarla hala görüştüğüm için şöyle Cem'e bir sorunumuz var. Ya dediğim şeyler onları etkileyebilir. Egzostumuzu attık. Gene düşer zaten burada. Bak seni de şöyle kestik mi? Asya. O yüzden biraz daha kelimeleri dikkatli seçmeye çalışıyorum. Adamım be. İşte benim o dönemde kız arkadaşımla aram bozuktu. Birkaç aylık ayrılık yaşamıştık. O ekipte bezle takılan kız yurtta kalıyordu. Arkadaşlarını getiriyordu işte tanışıyorduk vesaire vesaire. O sana yürüyor, bu buna yürüyor. Çok klasiktir. O ekip bir anda tak FF verdi. Yani o ona bu oldu, şu şuna şu oldu. Ayrıntıları pek girmek istemiyorum. O ekip bir anda FF verince bizim ortam dağıldı. Sonra sınıftan bir canım sıkıldı. Lan üniversite başında niye böyle çocukça salak salak triplere giriyorsunuz? Niye kavga ediyorsunuz? Hiçbir belli değil bunların olacağı diye. Ben de sinirlendim aman dedim. O ekiple takılmamaya başladık. Üniversite 1 böyle geçerken Aralık ayında, 2018'in Aralık ayında bu KYK'ların yatma muhabbeti çıktı. KYK'lar mis gibi yatacak. Bana kredi çıktı bu arada. Nerede bizde o şans burası çıkacak. Bir anda 3 aylık kredi yattı abi. 2 aylık kredi yattı. Bir iki gün sonra da 3. ayın kredisi yattı işte. 1500 lira gibi bir para o dönemde. İyi para. Tatlı geliyor öğrenciye. Abi parayı bir aldık. Millet diyor ki kanka gelin gezelim şunu yapalım bunu yapalım. Yiyelim parayı herkes o kafada. Ben dedim ki ulan 500 iyi para. Şuna biraz daha katsam ne yaparım diye düşünmeye başladım. Bir anda ta ki tak. Bir anda dedi ki Janoski. Bu para bayağı iyi geldi bana. Elimde 1500 lira gelince, durunca bir tatlı geldi üniversitede. Sonra düşündüm ulan dedim ben. Bu parayı biriktireyim ya dedim. Turgut. Adamsın.
Ya dedim ben bu parayı biriktireyim. Bir yıl biriktirirsem 6 milyar yapıyor aylık 500 liradan. 470 olarak çıkmıştı KYK, sonra 500 olmuştu yılbaşında. Sonra gerçekten de o parayı biriktirmeye başladım. Bir yıl boyunca biriktirdim. Aç kaldık ama biriktirdik o parayı. Devamında da 3 ayda Alanya'da turizmde çalıştım. Dolphin Bar'da bir tane barmenlik yapıyordum. Orada da mis gibi paramızı biriktirip tak şu an hayalini kurdum, bilgisayarı aldım. Bunu da ta benim lise hayallerimden birisi YouTuber olmaktı. Yani lisede bu turnuva zamanları videosunu da biliyorsunuz, çok konuştuk zaten. Abi istiyordum yani iyi bir bilgisayarım olsun bari hep diyordum kendime. Ama maalesef olmuyordu. Türk gencinin dramı, baba alırsa. Aileden birinin durumu iyiyse o alırsa falan filan muhabbetiydi. Bizde de öyle bir şey olmadı. Biz de kendimiz kazdık tırnaklarla ve aldık. Keşke bu işlere çok da erken girseydim. Üniversitenin okunması gerektiğine bir işaret daha ve doğru bölüm tercihi. Mesela ben radyo televizyon okumak istiyordum. Tarih okumak istiyordum. Kafamda bunlar vardı genelde. Şimdi düşünüyorum o dönem yani akıl hocası dediğim insanlar vardı çevremde. Hep onlara sorardım. Sen de düşünüyorsun abi. Senin fikrin ne diye. Türkçe öğretmenliğini o yüzden yazmıştım mesela. Ailemde Türkçe öğretmeni var benim kuzenim. Onun yönlendirmesiydi. Ya Can dedi radyo televizyon yaparsın ne yapmak istiyorsun? Bir de ben de radyo televizyon okuyacağım sanki oyuncu olacağım. Ay, kamera arkasında çalışan bir meslek radyo televizyon bölümü. O yaşlarda her şeyi doğru tartamıyorsun. Yaş 18. Kararlar yanlış olabilir. Birkaç kişiyle konuşup öğle almak her zaman daha iyi. Beyaz. O sayede Türkçe öğretmenliği okudum. İyi ki de okumuşum diyorum. Çok güzel bir meslek Türkçe öğretmenliği. Benim girdiğim dönemde ataması gerçekten de iyiydi. Şu an biraz düşüşte de olsa yine de iyi. İşte bu medya işlerinde de kendim istediğim için girebilmiş oldum. Üniversitede yeterli vaktin çok fazla oluyor. Benim ilk sene 3 gün dersim vardı. Aynen 3 gün okul, 4 gün tatilim vardı gerçekten üniversite 1'de. Bolca vakit kalıyordu. Ya geziyorduk, paramız bittiği zamanda da löle düşüyorduk. Bu benim tüm düşüncelerimin ardından kafamda gezmeye dair her şey oturdu. Yürü benle gelsin. Ya dedim ki ben yaşıyorsam, bu hayatta bir şekilde yaşamak zorundaysam çok iyi yaşamalıyım, mutlu yaşamalıyım, andan keyif almalıyım. Ve bu hep beraber. Hap şu. Andan keyif almalıyım. Ve bunu kendim için yapmalıyım ve annem de mutlu olmalı bu yaptığımdan. Her zaman mottom bu oldu. İnsan neyle yaşar? Bu kitabı okudum. Oradaki 3 olayı kankam. Ultisi var mı onun ya? Arasat gelsin. Bunu da kessek yandan. Ve sonda... Ya abi sen niye öyle oynadın? O kitabı okuduktan sonra kendime uyarladım onu. Ya dedim ki ben İzmir'e gideceksem, bu benim için önemli. Ben İzmir'e gideceksem abi tatile bir şekilde. Oraya gittiğim zaman Alsancak oturup Starbucks'tan kahve almama gerek yok. İzmir'e gitmişim. Aynı şeyi herhangi bir şehirde de yapabilirim. İzmir'in orada neyi meşhursa efendim, artık İzmir'de mesela bombacı var bir tane. Çelebi olması lazım. Çelebi'ye gideceğim. Çelebi'de bomba yiyeceğim. İzmir bomba yiyeceğim. Tamam. Benim için hayat bu. İzmir'deysem Aydın'a geri dönerken bir anda Şirince gideceğim, bir şarap içeceğim. Ya hayat o andan itibaren benim bu oldu. Ya o kadar da keyif aldım ki, yani şu kaç yılım oldu? Üniversitede 2 yıl geçirebildim maalesef. Bir yıl pandemiye gitti. Bu da son yılım zaten. Ve şunu diyordu insanlar ben üniversiteye hazırlanırken, hocalarım özellikle. Ya Can, üniversite hayatının en güzel yılları, değerini bil. Bunları bilerek yaşadım. Hala da yaşıyorum, üniversitedeyim. Ondan sonra fark ettim ki ulan ileride de ben bu insanların dediği gibi hayatın en güzel yılları üniversite diyecek miyim? Yoksa yaşadığım her an mı çok güzel olmalı? İşte o saniyeden sonra da hayatımın her saniyesi güzel olmalı dedim. Birkaç yıldır yaşadığım hayatta aynı. Yayıncılığa başladığım andan itibaren 2 yıldır yayıncılık yapıyorum. Mayıs 3'te ikinci yılımız olacak yayıncılıkta. İşte kutlamasını yaparız zaten. Abi güzel bir hayat yaşıyorum dedim kendime ya. İnişleriyle, çıkışlarıyla, o suyla, bu şuyla keyif alıyorum yani. Çok mutluyum. Ya bunu da devam ettirmek istiyorum. Yayıncılıktan devam etmek istiyorum dedim kendime. Sonra iyi de güzel devam ediyorduk. Şöyle bir sorunumuz oldu. Enflasyon. Enflasyon yayıncıları biraz üzdü. Fazlasıyla.
İnsanlar genelde dolar kazanıyor diye yayıncılar çok kazanıyor sanıyor ama Türkiye'deki insanların reklam izlemesiyle yurt dışındaki insanların reklam izlemeleri ayrı değil. Yurt dışında izlenen reklamların değeri daha fazla. Orada sent burada kuruş gibi bir muhabbeti var kankam. İsterseniz tak bir atarım. Gerek yok mu? Master'ı satacağım. Üniversite okulunun bir diğer gerekliliklerinden birisi de abi hayatta kalmayı öğreniyorsun. Lisedeyken şu vardır mesela. Babam para verir ya da annen birisi para verir sana. O parayla alman gereken şeyi alırsın. Annen de baban da o parayı verirken sana niye verdin o parayı bilir. Üniversitedeyken sana işte 1000 lira mı geliyor? O 1000 lirayı istediğin gibi harca. Yani istersen 30 gün boyunca yemek yeme, her gün bir tane ekmek ye, o parayla 1000 lirayı da gez. Yani az yapmadığımız şey değil. Günde bir öğün yemek yeriz, gezeriz kafasındaydık 1. sınıftayken. E iyi de oldu, iyi ki gezmişiz. Ve bu işin bu zamanlarda kıymeti var. Mesela ben kredi alıyorum. İnsanlar niye alıyorsun, ne gerek var falan filan diyor. Ama bence çok iyi çünkü bu yaştaki para kıymetli abi. Yani 20 yaşındaki gelen parayla 30 yaşındaki para aynı değil ki ya da 40 yaşındaki. 20 yaş çünkü. 20 yaşın ayrı bir numarası var. Bak. Ve bunun yanında benim değinmeyi unuttum. Herhangi bir şey varsa siz direkt tak diye sorun. Ben her türlü cevabını veririm. Video yayınlandığına itibaren 3 gün içinde bildirimler daha fazla geliyor. Sonradan bildirim düşmemeye başlıyor ama ben cevap vermeye çalışacağım. Sizleri seviyorum. Tak, görüşmek üzere.